Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Yiğitcan. Bugün yeni bir kısa belgeselle karşınızdayım. Bu belgeselimizin konusu renkler. Belgesel süresince dilimizin renk kavramını nasıl etkilediği gibi konularda bilgiler vereceğim. Videonun sonunda renkler hakkında ilginç bilgiler öğrenmiş olacaksınız. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Çevremizdeki renkleri ayırt etmek, istememiz dışında gerçekleştirilen bir eylemdir. Fakat gözlerimiz, sanıldığının aksine her rengi görmek için yaratılmamıştır. Yeni doğan bebekler üzerinde yapılan incelemelerde, bebeklerin sadece mavi renge tepki verdiği anlaşılmış. Yani doğumumuzdan itibaren mavi rengi ayırt edebiliyoruz. Diğer renkleri ise ancak gözlem yoluyla öğreniyoruz. Yapılan araştırmalara göre bazı milletlerin renkleri ayırt edebilme yeteneği diğer milletlere göre daha gelişmiş. Örneğin Himbatlı kabilenin insanları üzerinde yapılan deneyde anlaşılmış ki bu kabile insanları kırmızı tonlarını ayırt edebilmekte güçlük çekiyorlar. Fakat bizim gibi sıradan şehir insanları bu renkleri çok rahat ayırt edebilmekte. Bunun sebebi ise bu kabilede yaşayan insanların kırmızı tonlarına fazla rastlamamış olmasıdır. Öte yandan yine bu Himba kabilesinin üyeleri bizim ayırt etmekte zorlandığımız yeşil tonlarını çok rahat bir şekilde ayırt edebilmiştir. Bunun sebebi ise doğa ile iç içe yaşayan bu insanların günlük hayatta sık sık bitkiler sayesinde bu tonlara rastlamasıdır. Resimdeki farklı yeşil tonunu bulabiliyor musunuz? Konuştuğumuz dilde farklı renk tonları için kullanılan farklı kelimeler renkleri algılamamızda önemli rol oynar. Dilimizde karşılığı olmayan renk tonlarını ayırt edemeyiz. Bu yüzden Himba kabilesi insanları sağdaki resimdeki mavi kutuyu bulamıyor. Fakat biz de soldaki kutudaki farklı tondaki yeşil rengi bulamıyoruz. Aslında güneşin rengi bilinmiyor. Güneşe baktığımız zaman gözlerimiz şok geçirir. Bu yüzden en son gördüğümüz görüntüyü yorumlayan gözlerimiz, güneşi sarı veya kırmızı olarak algılamamıza sebep olur. Araştırmalara göre Asya toplumları suyu renksiz veya yeşil, Afrika toplumları beyaz, Avrupalılar ise mavi görüyor. Sizce su ne renk? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.